Merhabalar, ben Pastacı'dan fikir sahibi ve firma kurucusu Çiğdem Gülgen Engin. Koç Üniversitesi ve London School of Economics and Political Science kurumlarında finans üzerine eğitim aldım. Kariyerime satış ve pazarlama alanında ihtisaslaşarak başladım ve 10 yıl kadar aile şirketimizde yönetim deneyimi edindim. Yerli ve yabancı birçok markanın satış ve pazarlama, süreç ve strateji geliştirme danışmanlığı üstlenirken bu yetkinliğimi proje bazlı ekonomi danışmanları rolüyle de pekiştirdim. Ailemizde yaşadığımız kayıplar sebebiyle kariyerimde yaşadığım dönüşüm sonrası 2 yıl aşkın süredir teknoloji tabanlı iş fikri Pastacı'dan üzerinde tam zamanlı çalışmakta, mevcutta yönetimde ve iş geliştirme tarafında rol almaktayım. Bugüne kadar geldiğimiz noktada her bir takım arkadaşımın da kendi alanlarında Pastacı'danın yolculuğuna önemli katma değerleri olduğunu düşünüyorum ve hepsine emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. İş fikrini 2021 yılında olgunlaştırdığımız girişimimiz, 2022 yılında iki melek yatırımcıdan aldığı yatırıma fon bulucu üzerinden tohum öncesi yatırım turunda ekleyerek başarılı bir kampanya yürütmüş ve %8 pay arzıyla hedeflenen yatırım tutarının %20 üzerinde bir yatırımcı ile kaynak girişi sağlamıştır. Önceki yatırım turumuzun başlama tarihi olan 29 Kasım 2021 saat 10 itibariyle talepler başlamış, yatırım turumuz 30 saat 29 dakika 20. saniyesinde %100 fonlamaya ulaşmıştır. 48 saat içerisinde %121.6 fonlanıp 972.434 TL'ye tutarında fon toplamıştır. Kampanyamızda hedeflenen ek olarak belirlenen tüm fonlamayı başarıyla topladığımız için ilan edildiği üzere erken kapatma kararı uygulanarak 1 Aralık 2021 tarihi saat 15.30'da yatırıma kapatılmıştır. Kampanyamız sonucu 610 yatırımcı pay almış ve bunların %36'sı da nitelikli yatırımcıdır. 2022 yılı operasyonumuzun altyapı çalışmaları, şef ve üye kazanımları ve uygulamanın MVP modülünün hayata geçirilmesiyle geçmiştir. 2022 Kasım ayında İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında 70 adet üreticiyle başlayan test satışlarımız, yeni yıl arifesinde oluşan özellikle ürün satışlarıyla da desteklenerek 2022 Aralık ayı itibariyle organik satışlara başlamıştır. İş modeline B2B kanalında ekleyerek ikinci çeyrek sonu itibariyle 200'e yaklaşan üretici, 420'yi aşan sipariş, 3750'yi aşan adet bazında siparişe ulaşmış bulunmaktayız. Koruduğumuz %99 kadın girişimci üreticimizle ilk günden edindiğimiz kadının toplumdaki konumunu güçlendirme misyonumuza yolumuza devam ediyoruz. İlk 6 aylık süreçte tamamen organik, pazarlama kaynağı ayırmadan gerçekleşen 5000'i aşan indirme sayısı, 420'yi aşan sipariş, 3750'yi aşan ürün bazında sipariş, %18.75 aylık satış hacmi ortalaması, %11'i geçen aylık işlem hacmi artış ortalamasını yakaladığımız kurumsal sipariş sayımızı 200'e yaklaştığı noktadayız. Hedeflerimiz doğrultusunda sağladığımız paydaş ilişkileri, lider yatırımcılarımız Sayın Nalan Uysal ve Can Kıraç başta olmak üzere tüm yatırımcılarımızın da varlığı ve bizlere olan inancıyla yolumuza devam ediyoruz. 2022 ilk çeyrekte gerekli görülen değişiklik sebebiyle yazılım stratejilerine değişikliğe gidilmiştir. Fonun aktarım süreçleri akabinde teknik yönetime, Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası'nda hedef IT birimlerinde görev almış ve kurumsal hayatı sonlandırırken girişim ekosistemine olan ilgisini Pastacı'dan önceki turda yaptığı yatırımla ve iti çekirdek mentörlüğüyle tanıdığımız Önder Haydaroğlu takımımızın teknik yönetim birimine katıldı. 2023 Aralık itibariyle 40'a aşkın her gün artan sayıda küçük, orta ve büyük işletmeyle proje bazlı ya da süreklilik arz eden siparişlerle B2B kanalında da ürün pazar uyumuna dair olumlu sinyalleri alarak yolumuza devam ediyoruz. Pazara çıkışımızdan kısa bir süre sonra L'Oreal, Dedeman Otelleri, Eagle Bergman, Arkon Kozmetik, Kozme, Türksel, Denizbank, İş Bankası, Erce Boya, Sheraton Otelleri gibi marka ve kurumlarla, farklı hastane grupları ve restoranlarla çeşitli modellerde işbirlikleri gerçekleştirdik. Her iki kanalın da birbirini desteklemesi yönünde satış stratejileri oluşturduk. Yatırım turu sonrası İTÜ Çekirdek ön kuluçka girişimleri arasında girmek adına kabul aldık. Kısa bir süre sonra eğitim sonu jürisini başarılı bir şekilde tamamladık ve 2023 Big Bang sürecine devam etmeye hak kazandık. 25 Nisan 2023 tarihinde Microsoft for Startups Founders Hub'a üyelik başvurumuz onaylandı ve Microsoft tarafından girişimimize 25 bin dolar değerinde kullanım ödülü verildi. Fon kullanım sürecimiz 8 ay olmakla birlikte uygulamanın geliştirme ihtiyaçları sebebiyle nakit akışı dikkatli yönetilmiş ve 12 ayda fon kullanımı tamamlanmıştır.
2022 yılı öngörülen üzerine yaşanan enflasyonist ortam sebebiyle izahnamede belirtilen bütçelerle değişiklikler olmuş ve bu değişiklikler alınan yönetim kurulu kararlarıyla kayıt altına tutulmuştur. Ürün pazar uyumunun ilk olumlu sonuçlarını MVP ürünümüzle aldığımızı deneyimlediğimiz bu süreçle birlikte ürünün yeni versiyondaki ihtiyaçların tespit edildiği, operasyonu iyileştirmek ve operasyonel süreçlerde verimliliği artırabilmek amaçlı belirlenen gerekliliklerin de netleştiği bir yılı geride bıraktık. Yazılım altyapısında partnership modele geçerken AI teknolojilerini ürünümüze katmayı hedeflediğimiz, ortak bir vizyonda buluştuğumuz partnerimizle yalnız satın almaya giden süreci kısalttığımız değil, aynı zamanda ürünümüzün teknolojik altyapısında çağın ve sektörün gerekliliklerini uygun hale getireceğimiz bir planlama sürecine gireceğiz. B2B kanalından aldığımız olumlu yaratımları artırabilmek yönünde B2B kanalını güçlendirecek bir yazılım altyapısında sisteme katarken yine bu kanalı güçlendirme odağında 2023 yılında insan kaynağı yaratımını her iki kanalı da olumlu yönde beslemesini ve takımda büyümeye gidilmesini planlamaktayız. Bunlarla eş zamanlı olarak büyümeye yönelik operasyonel düzenleme gerekliliklerinin de sağlanmasıyla diğer şehirlerimizdeki operasyonlara da başlamayı hedefliyoruz. Önceki yatırım turu sonrası yönetim kurulu kararlarıyla izahnamede belirtilen bütçelerde ülke enflasyonist ortamı sebeple yaşanan sapmalar dolayısıyla pazarlamaya çok düşük bir bütçe ayırmak durumunda kaldık ve esasında mevcutta geliştirilen aşamayı organik olarak sağladık. Yeni yatırım turu ile marka işbirlikleri ve 360 derece pazarlama çalışmaları ile bu kapsamda markanın bilinirliğine yönelik çalışmaları da arttırmayı planlıyoruz. Özetle yeni yatırım turunu büyüme hedeflerimizle orantılı bir çerçevede yazılımda versiyon 2'ye geçişi, partnership modelinde kurgulama, takımda insan kaynağı ihtiyacını karşılama, operasyonel iyileştirmeler ve pazarlamayı 360 derece kullanabilmek önceliğinde planlıyoruz. Pastacı'dan tasarım pasta, çikolata şefleri ve pastanelere pazar yeri olarak konumlanmış bir teknoloji firması ve mobil uygulamadır. Biz Pastacı'dan olarak tasarım pastadan çikolataya, makarondan eklere, profiterolden baklavaya, tatlı denilince akla gelen tüm ürünlere tek bir platform üzerinden ulaşabileceğiniz tatlı bir pazar yerini faaliyete geçirdik. Ayrıca sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik ilkesiyle üretim yapan şeflerimizin de varlığıyla her türlü tatlı pasta sever tüketiciye hitap eden özellikli mutfakları uygulamamızda barındırıyor, pandemi sonrası değişen beslenme yönelimlerine yönelik artan sağlıklı beslenme pazarında barındırdığı potansiyelin bilinciyle faaliyetlerimizi kurguluyoruz. Pazara henüz çok yeni çıktığımız aylarda Turkcell, Ernst & Young, LCY2, Letgo, Lapart gibi firmaların çalışanlarına özel işbirlikleri ihtiyaçlarıyla iş modelimize B2B kanalında eklemiş olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim. Bu gelişmenin pazarda görünürlüğümüze sağlayacağı organik katkıdan da en yüksek düzeyde yararlanmak istiyor ve bu alandaki geliştirmelerimizi de en az B2C kadar önemsiyoruz. B2B'de daha fazla ciro potansiyeli barındırdığını öngördüğümüz ve satış kanalına eklediğimiz otel ve restoranlar kanalı üzerinde de paralelde aynı gerekçelerle yoğun bir çalışma sürdürüyor. Kurumsal kanalda L'Oreal, Yeni Yüzyıl Hastanesi, Dedemon Otelleri gibi kurumsallar ile yarattığımız yüksek hacimli ve süreklilik yaratan siparişleri de 2023 itibariyle şeflerimize yansıtabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. B2C kanalında orta ve üst gelir grubunda yer alan, kutlamalar yapan bireyler, çocuklu aileler, parti etkinlik düzenleyenler, farklı ve kaliteli hediye gönderimini tercih eden tüketici grupları, sağlıklı beslenme eğiliminde ve zorunluluğunda olan bireyler, emziren anneler, süt alerjisi olan yetişkin bireyler ve çocuklar B2C kanalımızdaki hedef müşteri kitlemizdir. B2B kanalında ise ürünlerini dışarıdan temin eden otel, restoran ve kahve dükkanları, çocuk parti alanları, kitabevi kafe konsepti işletmeler öncelikli müşteri segmentimize yer alırken, özel günler nezdinde şirket içi ya da şirket dışı hediye gönderimi gerçekleştiren tüm firmalar da bu kanalımızın müşteri segmenti içinde konumlanmış durumdadır. Pastacı'dan 2023 yılını ürünün yeni versiyonuna geçişiyle tamamladığı, 6 aylık süreçte tamamen organik, pazarlama kaynağı ayırmadan gerçekleşen 420 adet aşan siparişleri, fon aktarım sonrası gerek üründe planlanan iyileştirmeler, gerek pazarlama çalışmaları ve marka işbirlikleri, gerekse de sahada artırılan B2B çalışmaların artışıyla 3000 adete ulaşmayı hedeflemektedir. Aylık ciro artış ortalamamızın %11'lere ulaştığı noktada bu sipariş adetleri bizim için oldukça ulaşılır planlamada yer alıyor.
Bu kapsamda her yıl bir önceki yılın 3 katı büyümeyi minimum hedef olarak koyduk ve planlamalarımızı bunu asgari ölçüde sağlayabilecek şekilde yapıyoruz. Uygulamamızda yer alan alt üye işyerlerimizin sezonsal oluşan farklı şehirlerde yer alan şubeleşme süreçleriyle şehir dışı operasyonlarımızı önceliklendirmeyi planlıyoruz. Yaz sezonunda yazlık bölgelerde yaşanan yoğunluğu kaçırmamak adına bu yönde çalışmalarımıza başladık. İlk şehir dışı B2B operasyonumuzu Temmuz ayı başında Bodrum'da bir otele gerçekleştirdiğimizde buradan paylaşmak isterim. 2023 son çeyreğinde diğer büyük şehirlerde de alt üye işyerleri edinimimizi tamamlamayı, 2024 başı itibariyle faaliyetlerimize başlamayı planlamaktayız. 2024 iş planlarımız arasında private label ürünler çıkarmak üzerine bazı şef ve pastanelerimize görüşmelerimizi başlatmış bulunuyoruz. Burada marka bilinirliğine katkıda bulunurken operasyon ve pazarlama gücümüzü de kullanarak yeni bir iş modelini hızlıca ürünümüze entegre etmeyi planlıyoruz. 2025 yılı ikinci çeyreği itibariyle yurt dışı pazarına Virtual Kitchen modeliyle girmeyi planlıyoruz. Bu kurgular üzerine danışmanlıklar alıyor ve gerekli ön çalışmaları yürütüyoruz. Bunun dışında mevcutta çalışıyor olduğumuz zincir otellerin yurt dışı birimleri de sevkiyatı sağlanabilecek ürünler üzerinden iletişime geçmekte olduğundan mevcut modelde yurt dışı operasyonlarımıza planladığımızdan daha erken başlayabiliriz. Uzun vadeli planlarımızda ise mevcut konumumuzda sektörün önde gelen pazar yerlerinin ilgi alanına şimdiden girdiğimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. 8 ila 10 yıl içinde dikeyde ayrışan bir pazar yeri olarak konumlanmamızın avantajını kullanarak merge ya da exit senaryoları üzerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pazara çıkışımızdan çok kısa bir süre sonra L'Oreal, Dedeman Otelleri, Eagle Bergman, Cosmet, Arkon Kozmetik, Turkcell, Denizbank, İş Bankası, Erce Boya, Sheraton Otelleri gibi marka ve kurumlarla, farklı hastane grupları ve restoranlarla çeşitli modellerde işbirlikleri gerçekleştirdiğimizi paylaşmıştım. 2023 yılı itibariyle sağlıklı tatlı pasta pazarındaki potansiyele, oluşan talepler ve üye işyerlerinin bu yönde artışıyla farkındalık kazanan ekibimiz, sürdürülebilirlik ilkesiyle üretim yapan şeflerin de varlığıyla her türlü tatlı pasta sever tüketiciye hitap eden tatlı pasta çikolata dikeyinde ayrışan bir pazar yeri olarak konumunu güçlendirmiş durumdadır. Bunun yanı sıra sezonluk faaliyet gösteren bölgelerde ihtiyaçlarını bulundukları bölgelerden temin edemeyen işletmeleri de şeflerimizin soğuk zincirle teslim edilebilen ürünlerinden göndererek şehir dışı kanallarında da ürüne duyulan ihtiyaca dokunduğumuzu ve mevcut yatırım turu sonrası bu kanalları da güçlendirmek adına takımda ve operasyonda yapılacak iyileştirmelerle bu işletmelerin sayısını artırabilecek ve akışı dijital altyapıda güçlendirecek bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla ürün pazar uyumunu birçok farklı kanalla deneyimlediğimiz pastacıdanın yeni yatırım turu sonrası takım ve üründeki geliştirmelerle çok daha geniş bir pazar payını yakalamasına engel hiçbir şey görmüyoruz. İlk turda bize yatırım yapan yatırımcılarımızla tüm süreçlerimizi şeffaflıkla paylaştığımızdan dolayı burada söylemekte de beis görmüyorum. Ürünün pazara çıkması süreçlerinde yaşadığımız gecikme, ülkenin içinden geçtiği ekonomik kriz ve yaşadığı felakete rağmen faaliyete başladığımızdan itibaren bir yıl içerisinde gerçekleşmesini taahhüt ettiğimiz satış hedeflerinin ilerisindeyiz. Ürüne ve takıma duyulan güveni ve fonu en verimli şekilde ilerlemeler kaydederek kullanarak planlamalarına sadık ve hedefleri odağında pes etmeden yoluna devam eden bir gelişim olduğumuzu, ara süreçlerde mevcut yatırımcılarımızdan da aldığımız geri bildirimlerden de destekleniyoruz. Mevcut yatırımcılarımızın heyecanımıza ve azmimize şahit olduğunu ve yeni turu bizim gibi beklediklerini biliyor ve inandığımız yolda ilerlemeye bu sebeple daha büyük motivasyonla devam ediyoruz. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz müddetçe mevcut yatırımcılarımızın alt üye iş yeri önerilerinden, şehir önerilerine, network desteklerinden, ortağımız ve marka elçilerimiz olarak gördüğümüzden tanıtımımıza katkılarına kadar varan varlıkları da bizi ayrıca onur ediyor. Biz hiçbir yatırımcımızı, ortağımızı yalnız yatırım kaynağı olarak görmüyor ve her birinin pastacıdan sunabileceği ayrı bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Deneyimlerimiz de bu yönde. Yeni yatırımcılarımızın da pastacıdanı bambaşka yönlerden geliştireceğine eminiz ve onları memnuniyetle yatırım turuna davet ediyoruz. Bize yatırım yapacak olan yatırımcılarımızı pastacılığını ilerletmek ve büyütmek, kendi alanlarında onların desteğini almak amaçlı mutlaka iletişimde olacağımızı şimdiden bilmelerini isteriz. Henüz hala erken aşama bir girişim olmamız sebebiyle mevcut yatırım turumuzun da önemli getiriler sunabilecek potansiyelde olduğunu ve yeni yatırım yapacak olan yatırımcılarımızın da varlığıyla markamızı daha da büyüteceğine olan inancıyla şimdiden hepsine hoş geldin diyorum.